kimse ayıramaz. Ayırmak zorundayım. Türkiye onları konuştu. İki aşık dünyaya meydan okudu. Kaçan kişi de geri gelemez. Müsaade ederse ellerini öpmek istiyorum. Müsaade vermiyorum ben. Otur yerine. Haftalardan sonra dayı bayramı bu birlikteliğe ikna ettiler. O da benim dayım oluyor. Ellerine müsaade ederse öpebilir miyim? Hayır, hayır. Ben yeğenimi istiyorum. Sen istemiyorsun. Sen de benim dayımsın. Hayır. Müsaade ederseniz elinizi dayım öpmek istiyorum. Daha önceden de olurdu. Ben yeğenimi istiyorum. Sadece yeğenimi istiyorum. Hadi affetme. Ben isteyerek. Tamam, öpmene gerek. Hayır. Zeynep'in dayısı olduğunuz için siz de benim dayımsınız. Öpebilir miyim? Ya. Öpebilir miyim? Bayram abi. Muharrem diz çöktü, evlilik teklif etti. Zeynep, benimle bir ömür boyu evlenmeye var mısın? Evet, evet. İlanı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? İlanı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Beraber bugün büyük gün. Yüzükler takılıyor, Zeynep ve Muharrem canlı yayında nişanlanıyor. Elim buraya. Yarın nişan töreni yapalım onlara. Yok, yalnız bırakmayın. Gerçekten kalmayayım mesela. Dayı bayram nişana katılacak mı? Bakalım, ne olacak? İkilinin nişan hazırlıklarından o görüntüler ve nişan töreni şimdi Esra Erol'da. Ya gidip karakola çıkar deseydin ya. Çok tehlikeli Ceyla. Çok tehlikelisin. Son kaçışı kısa süren Ceylan, kocası Salih'le canlı yayında hesaplaştı. Eşiniz Ceylan Hanım'la herhangi bir fikir birliğine vardınız mı? Ben buna geri dönmek istedim. Beni affet. Bu da haklı, bir şey diyemiyorum Esra Hanım. İhaneti affetmeyen Salih, eski defterleri bir bir açtı. Ceylan 14 seneden beri kavgamızda, tartışmamızda yapmış oldu bu ihanetlerinde. Bir kere olsun kusuru kendinde görmedim. Ben zaten hatamı kabul ediyorum zaten Esra Hanım. O yüzden de pişmanım hatamdan dolayı. Tabii benim hatam var, sonunda da hata vardır. Sadece bir taraflı hata olmaz. Oğlum dese ki, ben Ceylan'ı affediyorum anne. Benim oğlumdan ona koca olmaz, ondan da oğluma karı olmaz. Oğlum. Bu saatten sonra boşansınlar, ayrılsınlar. Ceylan ve Salih boşanacaklar mı? Adliye koridorlarından son dakika gelişmeleri şimdi Esra Erol'da. 18 yaşındaki kızım 11 Kasım'da bir yaşındaki çocuğunu da alarak kayıplara karıştı. Evet, zaman kaçırılıyor. 18 yaşındaki evli Yağmur kaçtı. Gerçekler ortaya çıktı. Kaçtığı kişi Enes Ceyran. Yağmur'un kocasıyla teyze çocukları. Çocuğunla beraber kaçırıyor, götürüyor. Enes'le evli bir tane çocuğu var. Kocasının akrabası Enes'le kaçan Yağmur kayıplara karıştı. Enes'in eşi ben de mağdurum dedi. Semih Hanım, Enes yok. Ceyran'la resmi nikahlı mı evlisiniz? Dini nikahlı. Enes ve Yağmur'un beraber kaçtığına inanıyor musun? Evet, doğrudur. Kaçtılar birlikteler. Bütün parayı, altınları aldı elimden. Sonra beni aradı. Kendine iyi bak dedi. Damadın Yusuf. O dünyada da bu dünyada. Ben eşimi istiyorum. Ben çok mutluydum. Peki iddialar doğru mu? Bir çocuk annesi Yağmur zorla mı kaçırıldı? Enes neden ailece ortadan kayboldu? Enes'in annesi Tunca Ceyran. O gelin benim gelinim. Zamanında zaten istemiştim teslim etmem diye. Ben kızıma bana teslim edecekler. Yanıma çık gel. Kimse sana zarar vermeyecek. Şimdi Esra Erol'da. Benim kız kardeşim şu an çaresiz ve benden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Ben kız kardeşimin kurtulmasını istiyorum. Üvey anne baba elinde kalmasını istemiyorum. Baba ikinci evliliğini yapınca kız kardeşimi benden aldı. Benim kız kardeşimi ben okula gönderdim. Liseyi kazandı. Gitmişler dondurmuşlar. Biz kızımızı okutmak istemiyoruz diye. 16 yaşındaki kardeşimin okumasını istiyorum dedi. Babasına ve üvey annesine okula göndermedikleri için isyan etti. Benim imkanım yok. Çocuğumu okutamıyorum. Evim göçecek. Esra diyor ki bu gurbet diyor. Benim evet. Kardeşime çok kötü davranıyor. Ayrı bir insan yaratık yani. Onda doğru. Ama benim kızıma ne kötü davranamaz. Baba Mehmet ve karısı canlı yayında olacak. İddiaları cevaplayacak. Bu evden canlı yayın şimdi Esra Erol'da. Hocam Cüneyt Tanış'ı görüncem Şadi'ye gece saat 3'te beni döve döve sokağa attılar. 6 ay çocuğumla bir başıma gece 3'te sokakta kaldım. Evliyken Cüneyt Danış'la tanıştı, uğruna yuvasını yıktı. Cüneyt'le evleneceğim sandı, bebeğiyle ortada kaldı. Cüneyt çocuğumu kabul etmiyor. Cüneyt bu çocuk senden. Gel DNA testi yapalım, maddi manevi her şeyini karşıla, sen yoluna ben yoluma.
sizinle ilgili çok şeyler biliyorum. Onları da yayında açıklayacağım ve konuşacağım. Beni istediğiniz kadar kötüleyebilirsiniz. Gelen kişi sizin ne olduğunuzu anlayacak. O evde yaşadığı kabus dolu günleri anlatan Adalet'in Cüneyt Danış'la ilgili anlattıklarına inanamayacaksınız. Aziz, esas sahtekar sensin, ben değilim. Bunu ispatlayacağım. Beşinci evliliğini Aziz'le yapmak istedi, kısa sürede evlilik kararı aldı. Aziz Özdar'ın deliyle mutlu olmak için beşinci evliliğini yapmak istedim. Nikah günler kala damadın evli olduğu ortaya çıktı. Yaşadığı şoku atlatamayan Senem Hanım bir şokla daha sarsıldı. O Cennet Kaya adında bir kadınla beni aldattı. Cennet benim en yakın arkadaşımdı. Biz Aziz'le ev kurmaya çalışırken Cennet benim kuyumu kazmış. Nişanlımı elimden aldı. Karşıma çıkın, yüzleşelim sizlerle. Çık karşıma, hem eşyalarımın parasını ver, hem de duygularımla oynadın, bunun hesabını ver. Senem Hanım'ın anlattığı bu garip ihanet öyküsünü sakın kaçırmayın. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Nefes aldık Cumhur Tepkar. Yalnız değilsiniz. Hür doğdum, hür yaşarım. Kime ne, kime ne. Kölemim sana ben. Sana ne, sana ne. Hür doğdum, hür yaşarım. Kime ne, kime ne. Kölemim sana ben. Sana ne, sana ne. Zararım kendime. Kime ne, kime ne. Sen bak kendi derdine. Sana ne, sana ne. Zararım kendime. Kime ne, kime ne. Sen bak kendi derdine. Sana ne, sana ne. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından, Esra Eroğlu programından sevgi, saygı ve teşekkürlerle sizleri selamlıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. Alkışlar size. Hoş geldiniz. Haftanın son günü, cuma günü, ekranları başında bizlerle olan herkese kucak dolusu sevgiler. Hem ekran başında hem de stüdyoda programı izleyen konuklarımız var. Nerelerden nasıl geldiyseniz teşekkür ederim, hoş geldiniz. Almanya. Şimdi tek tek yapabilir miyiz? Öncelikle Bursa ekibi bir kendini gösterebilir mi? Grubun ne? Grubun neşelisi anladığım kadarıyla. Hoş geldiniz tüm konuklarıma, Bursalı seyircilerime sevgiler gönderiyorum. Sağ olun. Almanya'dan var. Esra abla, öncelikle iyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Avukat ablama da. Sağ olun. Şimdi ben eşimle geldim buraya. 5 aydan beri evliyiz. Annem bana alıştırdı izlemeye. Ben de eşime alıştırdım. Nesilden nesile. Açıkça söylemek gerekirse. Sizleri çok seviyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. 5 aylık evliler. Mutluluğunuz daim olsun. Böyle huzurlu, aşkla yaşamınıza devam edin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sizi aile sanmıştım ama değil sanırım. Yok, ben annemle geldim. Öncelikle çok kaliteli bir sunuculuğunuz var. Sizi gerçekten çok seviyorum. Çok kaliteli bir program. Hülya Hanım, sizi de gerçekten çok seviyoruz. Buradan selamlarımı iletiyorum. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi. Biz de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Kaçıncı sınıftasın? Efendim? Kaçıncı sınıftasın? Hazırlık sınıfındayım. Aslında daha 2 ay oldu İstanbul'a geleli, yeni kazandım. Nereden geldin? Kayseri'den geldim ama liseyi Amerika'da okudum. Amerika'dayken de hep sizi takip ediyordum öğle aralarında, oradaki okulumda. Hep aslında gelmek istiyordum. Bir gün İstanbul'a gideceğim, ben de kazandığımda oraya gideceğim diyordum. Bugün gerçekten geldim ve çok mutluyum burada sizleri gördüğüme. İnşallah beraber çalışmak da nasip olur. İnşallah, çok istiyorum. İnşallah, bakalım. Şu hazırlık bir geçsin. Tabii.
Staj için her zaman kapım tabii açık. Tabii çok çok isterim yani sizinle staj yapmak. Çünkü benim ekibimdeki en önemli olay üniversitelerde staj programları dahilinde gelip sonra da ekipte performansıyla, başarısıyla ekibin önemli bir üyesi olan çok sayıda ekip arkadaşım var. Burada ekranda bazen görüyorsunuz çalışıyorlar. Benim için çok kıymetlisiniz. Özellikle de gençler ve mesleğe adım atanlar. Çünkü biz buraya evet. çivimizi çakmayacağız. Yani bizler gidecek, yerimize daha ileri gelecek. Ve bu programları yapacak olan ekiplerin de hep öğrenmesi lazım. Kapım açık. Ben sana bak canlı yayında CV bu. Tamam sözümü aldım. Bu görüntüyle aldım. Geliyorsun tamam, tamam mı? Teşekkür ederim. Annemi veriyorum. O da Kayseri'den geldi. Ben de Kayseri'den geldim. Sizi takdirle izliyorum. 112'de doktorum aslında. Ben bir hekimim. Ya şahane. 112'de çalışan tüm sağlık çalışanlarına, fedakar çalışanlara selam söylemek istiyorum. Biz de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Aynı şimdi zamanda Kayseri'ye de. Tıp bayramında genelde yapıyoruz bunu ama hayatımızın o kadar önemli bir yerindesiniz evet. ki. Bir, doktorlarımız, sağlık sektöründe çalışanlar, hı-hı. öğretmenlerimiz... Evet. Ve aynı zamanda bu tabii ülkeyi koruyan ve asayiş sağlayan hem polisimiz hem de askerimiz çok kıymetli. Evet. Baş tacısınız hepiniz. Öyle de olmak zorundasınız. Buyurun Kayseri'ye lütfen. De selam söylüyorum bu arada. Ne şanslısınız evladınız da yanınızda pırlanta gibi bir geleceği var. İnşallah çok daha iyi olacaktır. İki oğlunuz var. Hah, darısı başıma bakalım. Darısı başıma. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Neşeyle başladık programa. Böyle güzel hikayeleri duydukça aslında güçlü annelerin değil, şefkatli ve sevgi dolu annelerin emekle yetiştirdikleri çocukları, o çocukların o geleceğini nasıl şekillendirdiklerini gördükçe aslında programdaki sorunların çözümünün ne olduğu da formül gibi ortada. Dünyaya getirdiğimiz çocuklara bakacağız, eğiteceğiz, değeri, ahlakı öğreteceğiz. Onların yaşama ilk adım atacakları, onları yalnız bırakacağımız çağa kadar hep onların yanında olacağız. Şefkatle ve sevgiyle. Ondan sonra ülkeye de, aileye de inanın hiçbir şey olmaz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.